Günaydın. İnfa Yatırım günlük bülteniyle karşınızdayız. Bugün 29 Mayıs Pazartesi. BIST endeksi geçtiğimiz haftayı %1,7 değer kazancıyla tamamladı. Haftanın son işlem günündeki tepki alımları sonrasında 152 puan artış, endeksin 4.581 seviyesinden kapanış yapmasını sağladı. Türkiye'de 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan herhangi birinin %50 sınırını geçmemesi sonrasında Türkiye dün ikinci defa sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Erdoğan oyların %52,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 25,4 milyon oy alarak oyların %47,8'ini aldı. Piyasalarda seçimlerin tamamlanmasıyla seçim belirsizliğinin azalması nedeniyle endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Çarşamba günü meclise yemin töreni gerçekleşecekken bu hafta içinde yeni kabinenin de açıklanması bekleniyor. Yeni kabinenin açıklanması sonrasında para ve maliye politikalarına ilişkin yapılacak açıklamalar ve bunlara dayalı gerçekleşecek metotlar ileriye dönük projeksiyonlarda tekrar piyasalar için belirleyici olacaktır. BIST endeksinde kısa vadede 4.710, 4.810 ve 4.900 seviyeleri direnç olarak izlenecek. 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4.400 seviyesi ise ona destek olarak takip edilecek. Borsa İstanbul'un güne pozitif başlamasını bekliyoruz.